ciddi bir kriz yönetim tecrübesi var. Evet. Yani onun için ben bunu verdiği rahatlıkla konuşuyorum. Yani işte Rusya'da biliyorsunuz kriz çıktı. Petrol fiyatları düşünce hatırlarsanız. Rus Merkez Bankası bizi aradı. Dediler ki bize bir heyet gönderebilir misiniz? Bizi derken sizi. Evet. Merkez Bankası'ndan bir heyet kurduk. Gönderdik Moskova'ya. 2-3 gün kaldılar. Ki Rus Merkez Bankası Başkanı hala aynı başkan. Aynı başkan. Bir Tatar hanımefendi. Eskiden ekonomi bakanıydı. Bizim arkadaşlarımız gittiler. 3 gün kaldılar. Döndüler. Bir hafta 10 günde Merkez Bankası adımları attı ve Rus ekonomisini stabilize etti. Yani siz Rus ekonomisini de bizim arkadaşlarımız ne yaptılar? Bizim kendi tecrübelerimizi aktardılar. Dediler ki bizim tecrübemiz bu. Size de tavsiyelerimiz şu, şu, şudur dediler. Peki o heyetin içinde bulunan bürokratlar bugün nerede Merkez Bankası'nda bahsettiğiniz? O heyet nerede? O bir kısmı Merkez Bankası'nda bir kısmı ayrılmış durumda. Bir ama kısmı Deva Partisi'nde belli ki. O iyi arkadaşlar, o bilen arkadaşlara kimse itibar etmiyor ki. Onlar konuşamıyorlar ki, kendilerini ifade edemiyorlar ki. Orada bulunmaya yani, devam etseler merkez, bile ifade edemiyorlar mı? Edemiyorlar tabii. Merkez Bankası'nın faiz kararı nihayetinde bir siyasi karar haline geldi. Hükümetin dikte ettiği bir konu haline geldi yani. Efendim siyasete... Eskisi gibi bağımsız bir Merkez Bankası yok ki. Yani hatta hatırlayın o ilk Murat Çetinkaya'nın görevden alıştığından sonra çıktığı Sayın Erdoğan ne dedi? Laf dinlemiyordu bu ya dedi. Bunu AK Parti'nin grup toplantısında söyledi. Bağımsız olması gereken bir Merkez Bankası başkanını laf görevden almasının sebebinin laf dinlememesi olarak ortaya koydu. Faizi düşürmemesi daha doğrusu. Arkasından bu Murat Çetinkaya gitti. İkinci bir Murat Bey geldi. Sonra Naci Bey geldi. Olan. Şimdi üçüncüsün ismine inanın. Murat Uysal. Yok şu son Şahap Merkez Bankası. Şahap Kavcıoğlu. Bak adını öğrenemedim bakın düşünün. Şahap Kavcıoğlu. Yani çünkü artık önemi kalmadı. Yani yol geçen anda Merkez Bankası. Bunun bir maliyeti yani bir ülkenin, var mı Türk ekonomisine? Siyasi kadrolar istedikleri ekonomi bürokratlarıyla çalışamazlar. Yani biz bakın o Naci Bey'in görevden alındığı gece biliyorsunuz aynı gece iki tane çok yanlış iş yapıldı. Bir 4 yılın atanan bir Merkez Bankası başkanı 4 ay sonra görevden alındı. Aynı gece Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla sözde geri çekildi. Ben sözde diyorum çünkü onda hukuki olmadığını düşünüyoruz ve dava açtık Danıştay'da. Öyle bir imzayla uluslararası sözleşmeden çekime yok dedik yani. Danıştay'da dava açtık. Sonucu ne olur bilmem. Danıştay hukukun gereğini yapar yoksa etki altında mı kalır orasını bilmem. Ve cuma akşamından pazartesi sabahına ülke ne kaybetmiş? Bunun hesabını yaptık. Çok basit bakın. Ne oldu? Piyasa faizi. Piyasa faizi 4-5 puan sıçradı Türk lirası olarak. Dövizde de 2-3 puan sıçradı. Kur arttı. 7-20 civarındaki dolar 8-20'ye sıçradı değil mi? Kur artışıyla faiz artışının özel sektör ve kamunun borcuna getirdiği ilave yük tam 531 milyar lira bakın. İki tane yanlış imza. Bir kişi gecenin karanlığında iki tane imza atıyor. Cuma akşamı piyasa kapanışa bakıyorsunuz. Pazartesi sabah açılışına bakıyorsunuz. Kur artışından ve faiz artışından özel sektörle kamunun borç stoğundaki artış ve ilave faizindeki bir yıllık maliyeti topluyorsunuz 531 milyar lira. Esnafa verilen bu dönemdeki... Zaten gayri safi milli hasılalar ne kadar Ali Bey? Öyle tabii. Bu çok büyük para ya. Lira. Çok büyük para ya. Ne lira da olsa lira. Çok büyük bakın, para. Esnafa, 22 esnafa, milyar TL diyor ya, Ali Babacan çiftçiye dağıtılan paranın toplamı. Esnafa verilen desteğin tamamı 5 milyar lira. İki tane yanlış imza, hukuksuzluğun bedeli ve kurala uymamanın yani 4 yılına atanan bir Merkez Bankası başkanının 4 ay sonra ve piyasada kredibilitesi oluşmaya başlayan bir Merkez Bankası'nın görevden almasının maliyeti o tarihler belli açık mı açın bakın çok basit yani 110 katı yani cuma akşamı piyasa faizi neymiş pazartesi sabahı piyasa faizi ne olmuş dolar ve TL'de cuma akşamı kur neymiş pazartesi kur ne olmuş dolayısıyla maliyet özel sektörün borçlusunu alın kamunun borçlusunu alın kuru ekleyin, faizi ekleyin, bir yıllık maliyet hesap edin. 531 milyar TL çok açık yani. Bir şey sorabilir miyim Ali Bakın, Bey? Toplam İpey sözünü İsmail kestik istersen. Sen çünkü bugünü soracaksın ya, ben de geçmişe dair bununla bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Bak son bir rakam daha ilgili olduğu için. Hazinenin borcu, sadece hazinenin borcu. 2018'in Haziran'ında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladığında 970 milyar TL, bugün 2 trilyon. 970 milyar TL. Milyardan 2 trilyon. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani bir sistemin, bir yanlış yönetim zihniyetinin o tek imzayla gecenin karanlığında atılan imzalarla bir ülke yönetmenin bedelini düşünebiliyor musunuz? Ali Bey bu sık sık Merkez Bankası Başkanı değişti. Tabii az önce sıraladınız. Evet. Bu arada 128 milyar meselesi de tam bununla bağlantılı bir hadise. Evet. Şahap Kavcıoğlu ve Nurettin Canikli yaptıkları açıklamalarda dediler ki o gün 120 yani hazinenin rezervi olan dolarlar şayet bozdurulmasaydı
doların yükselişinin önü alınamayacaktı ve işte Türkiye ekonomisi birdenbire bir yıkıma sürüklenebilirdi. Dolayısıyla bu bir bu bir zorunluluktu. Doların önüne geçebilmek için bu bir zorunluluktu. Gerçekten öyle miydi? Yani bu rezerv onu tutmak için bozdurulmasaydı Türkiye birdenbire yıkıma mı sürüklenirdi? Şimdi öncelikle şunu bir tespit etmek lazım. Eğer para politikanız yanlış bir yerde duruyorsa döviz satarak siz kuru kontrol altında tutamazsınız. Sonuçta ne oldu? Merkez Bankası rezervi eksi 60 milyar dolara düştü mü? Evet. Düştü. Kur ne oldu? Şu andaki reel efektif kur endeksi tarihin en dip noktasında. Yani Türk lirası, Merkez Bankası'nın reel efektif kur endeksi sayfası vardır. Grafiğe bakın. Tarihin dip noktasında. O kadar döviz sattığınızda ne işe yaradı? Zaten onun için hatırlarsanız teknik pek çok makale yazılmıştı ama herhalde genel başkanlar içerisinde bu olaya işaret eden herhalde ilk ben oldum diyorlar. İlksiz oldunuz. Yani ben, galiba öyle oldu. Naci Ağbal'ın görevden neden alındı, peşine düştüğü için mi gibi bir soruyla girdiniz siz. Öyle de bir bağlantı kurdum ama ilk yanılmıyorsam İsmail Küçükkaya ile yaptığımız bir programda adeta kibrit çakıp yaktılar dedim. Şimdi adeta dedim kibrit çakıp. Niye? Çünkü döviz sattığınız zaman işe yaraması lazım. Döviz sattılar da işe yaradı mı? Şimdi tükenmiş, eksi 60 milyara düşmüş bir rezerv var. Artık kuru falan kontrol edebilecekleri yok. Ancak faizi %19'da tutarak, bu %19'luk faizle bir miktar sermaye girişi sağlayıp onunla kuru dengelemeye çalışıyorlar. Niye faizi düşürmüyor Merkez Bankası? Şu anda Avrupa'nın en yüksek faizi bizde. Dünyada da yedinciyiz. Sayın Erdoğan ne diyordu? Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diyordu. Yani ne diyordu? Bakın indirin faizi, bu kardeşinize yetkiyi verin diyordu değil mi seçimlerde? Faizi indirince bakın enflasyon nasıl inecek göstereceğim ben diyordu. Şimdi enflasyon ne en son? Tüketici fiyatlarında %17, üretici fiyatlarında %35. Son yılların rekorunda. %19'da faiz var. Eğer Sayın Erdoğan'ın tezi doğruysa Merkez Bankası'na dönsün, talimatı versin. Hemen yarın sabah Merkez Bankası para politikası olağanüstü kuru toplar ve faizi indirebilir. Kabullendi mi Sayın Erdoğan tezinin yanlışlığını? Tezinin yanlış olduğunu kabul etmiyor. Ama hayır, tezini yani, de... Kamuoyu önünde kabul etmiyor olabilir. Ama işte talimatla faiz indirilebildiğine göre burada evet. Ve indirtilmediğine göre... Ve indirildiğinde enflasyon inmediğine göre... Göre o evet. Zaman Sayın Erdoğan'ın tezi çöktü ve Sayın Erdoğan da bunu kabul ediyor. Ama müdahale eğer, etmediğine ama göre. Ama eğer tezi çöktüyse o zaman gidip o dönemin pırıl pırıl bürokratlarından özür dilemesi lazım. Faiz %7 iken, %8 iken bunlar faizci. Yüksek faizi savunmak vatana ihanettir diyordu. Bizim tertemiz bürokrat arkadaşlarımızı vatana ihanetle suçluyordu. Peki bugünkü %19 faizi o zaman niye gözümüyor? Madem öyle çıkacak, yanlış yaptım diyecek. Ve geçmişteki arkadaşlardan da bir özür diyecek. En azından bir özür borcu var. Bir de millete özür borcu var. Çünkü bu kadar yanlış bir tezi dayatıp sisteme, bu ülkenin rezervlerini eritmek, ki para politikası yanlış noktada durduğu için döviz satarak kuru tutmaya çalıştılar. Üstelik bu bir yanlış ama bunu örtülü, gizli, saklı yapmak da bir başka yanlış. Biz şimdi diyoruz ki bu döviz satışını niye dolambaçlı yaptınız? Benim dönemimde Merkez Bankası'nın piyasa